Evet arkadaşlar, ikinci metnimize geçiyoruz. Derya. Derya aram est. Yek kayık ruye derya est. Men deryaya abira dustarım. Derya deniz demek. Derya aram est. Deniz sakindir. Yani dalgalı değildir manasında. Aram sessiz sakin demek arkadaşlar. Est dırdır. Yani sessizdir, sakindir şeklinde. Peki sessiz değildir desek, önceki geçen haftaki dersimizde görmüştük. Derya aram nist. Yani sessiz değildir, sakin değildir. Peki idi desek, yani sakin idi desek nasıl deriz? Sakin bud. Yani aram bud. Değil idi desek ne bud deriz. Yani derya aram ne bud şeklinde. Sadece budenin başına nun ekliyoruz. Ne. Ne bu değil idi şeklinde. Bir de aram arkadaşlar, Farsça'da aramgah var. Aramgah. Aramgah ne demek? Türbe, mezar manasına geliyor. Aram huzur demek arkadaşlar. Gah, yer manasına geliyor. Aramgah huzurun olduğu yer. Yani sakinliğin olduğu yer. Yani mezarlık, türbe manasında. Dedim. Evet, bu şekilde. Yek kayık ruye derya es. Yek kayık, bir kayık ruye derya. Denizin üzerinde es dırdır. Denizin üzerindedir. Şimdi arkadaşlar, bu isim tamlaması denizin üzerinde. Farsça'da denizin üzerinde nasıl yazarız? Denizin üzerinde, değil mi? Denizin üzerinde. Şimdi tamlamalarda, yani Türkçedeki tamlamalarda ilk kelimeye her zaman tamlayan deniliyor arkadaşlar. Tamlayan. İkincisine tamlanan deniliyor. Farsça'da ise tam tersi geliyor. Yani ilk başta tamlanan gelir, sonra tamlayan. Yani şöyle, ilk başta ruye yazarız. Daha sonra deniz yazarız. Derya. Denizin üzerinde. Bir tane daha örnek vereyim. Mesela Ahmet'in kalemi deriz. Türkçe'de nasıl yazarız? Ahmet'in kalemi, değil mi? Ahmet'in kalemi. İlk başta tamlayan gelir, sonra tamlanan gelir. Farsça'da ise nasıl yazarız? İlk başta kalem kelimesini yazarız. Kalem, yani kaleme Ahmet şeklinde yazarız. Ahmet'in kalemi. Kaleme Ahmet, Ahmet'in kalemi şeklinde. Bu da ruye derya, denizin üzerinde. Est dırdır. Değildir desek, yani est'in olmuşsun yapsak nasıl deriz? Nist deriz arkadaşlar. Nist değildir, yani nist. Denizin üzerinde değildir. İdi desek bud. Değil idi desek nebut. Nebut değil idim. Men deryaya abira dustarım. Men dustarım. Ben severim. Neyi? Deryaya abira. Mavi denizi. Deryaya abi. Şimdi arkadaşlar, burada da bir tamla var. Deryaya abi. Mavi deniz. Bu da sıfat tamlaması. Bunu nasıl yazarız? Nasıl yazarız? Mavi deniz Türkçe'de nasıl yazarız? Onu göstereyim ilk başta. Mavi deniz. İlk başta mavi kelimesi, sonra deniz. Değil mi? Yani ilk başta sıfat gelir, sonra isim gelir. Deniz. Nasıl deniz? Mavi deniz şeklinde. Bunu Farsça'da nasıl yazarız? İlk başta deniz yazarız. Neden mi? Çünkü tersten işliyordu. Deniz neydi? Derya. Derya. Şöyle. Mavi nedir? Abi. Abi mavi demek arkadaşlar. Mavi deniz. Şuradaki Y nedir arkadaşlar? Peki onu soracak olursanız şuraya ekleniliyor. Derya'ya abi. Şimdi arkadaşlar, isim tamlamasında ve sıfat tamlamasında ilk kelime eğer elif ve vav ile biterse tamlama yesi gelir. Derya'ya abi. Yani derya'ı abi demiyoruz. Derya'ya. Derya'ya abi. Bir tane daha örnek vereyim.
Mesela aka. Aka. Aka dediğimiz A manasında beyefendi. Akaya Ahmet deriz. Akaya Ahmet. Ahmet efendi şeklinde. Aka Ahmet olmak için. Buradaki sonu elif ile bittiği için tamlama yesi gelmek zorunda. Akaya Ahmet. Tabii sadece elif değil. Elif ve vav olması gerekiyor tamlama yesi gelmesi için. Mesela Zanu ya da Banu diyelim. Banu kadın demek arkadaşlar. Banu. Banu kadın. Banu'ya ziba dediğimiz zaman, Banu'ya ziba dediğimiz zaman güzel kadın. Tabii vav ile bittiği için tamlama yesi gelmek zorunda. Banu'ya ziba. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sonu elif ve vav ile bittiği zaman tamlamalarda ilk kelime, yani tamlamanın ilk kelimesi elif ve vav ile bittiği zaman tamlama yesi gelmek zorunda. Şunlar tamlama yesi. Neden? Hani telaffuzunu güzelleştirmek için, daha güzel telaffuz edebilmek için. Akaye Ahmet, Banuye Ziba şeklinde. Burada da mantık o. Derya abi mavi deniz su tamlaması. Derya'ya abi ra. Ra ismin belirtme hali ki i manasında. Mavi denizini. Yani mavi denizi şeklinde dostarım severim. Dostarsan az önce de geçmişti. Ne demekti? Dostarsan sevmek arkadaşlar. Dostarsan sevmek. Birleşik fiildir. Tek sevmek manasında. Dostar sevdi. Dostar de sevmiş. Birleşik fiillerde mi ortaya gelir. Dost mi darst. Seviyordu. Darst'ın muzari hali arkadaşlar dardır. Darem. Mesela dost darem ben severim. Dost dari sen seversin. Dost dared o sever. Buradaki dar üçüncü teki şahıs eki. O sever. Dost darim biz severiz. Dost darit siz seversiniz. Dost darem onlar severler. Muzari filmin başına yani ortasına mi geldiği zaman dost mi daren onlar seviyorlar şimdiki zaman. Bu da dost daren geniş zaman. Dost daştem olsaydı yani mazi olsaydı dost daştem sevdim olurdu. Dost daren severim. Evet arkadaşlar önemli kelimeleri değinelim. Aram sessiz sakin. Ruye derya denizin üzerinde. Derya'ya abi mavi deniz. Dostaştan sevmek. Evet arkadaşlar.